Reklamların ardından söylemezsem olmaz kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir yasak aşk skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ümran Seyhan yani Serenay Sarıkaya'nın annesiyle Kenan Tosun yani Cansu Tosun'un babasının yasak aşkında işte son perde. Kenan Tosun eşi Serpil Tosun'dan boşandı mı? Cansu Tosun ne açıklama yaptı? İzleyelim. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkında son perde. Günaydın, afiyet olsun. Nasılsınız? Nasılsınız? Yasak aşk belgelendi, boşanma kesinleşti. Kenan Tosun'un aldattığı eşi Serpil Tosun'un kızı oyuncu Cansu Tosun ne açıklama yaptı? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, çok teşekkürler. Babasının yasak aşkına yorumu ne oldu? 2023'ün son günlerine gelirken ünlüler dünyasında sıra dışı haberler gündeme gelmeye başlamıştı. Bunlardan biri hiç şüphesiz Serenay ve Cansu'nun ebeveynleriydi. Ünlülerin aşk haberlerini, yasak aşk haberlerini yapmaya alıştık. Fakat ünlü isimlerin anne ve babaları hakkında bu tür haberler görmeye hiç alışık değildik. Kenan Tosun ve Ümran Seyhan birlikte görüntülendi. Magazin manşetleri sallandı. Ümran Seyhan arkadaşı Serpil Tosun'a ihanet mi etmişti? Kenan Tosun çocuklarını hiçe sayıp eşi Serpil Tosun'u Serenay'ın annesiyle mi aldatmıştı? İddiaların çıktığı ilk günlerde gerek Cansu Tosun... Serde tabii ki de konu tabii ki de Kenan Bey ile Ümran Hanım'ın yaşamış olduğu olayla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu mesleği ben seçtim. Benimle ilgili sorularınız varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkürler, saygılar. Gerek Serenay Sarıkaya bu polemiklere girmekten çok uzak durdu. Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya. Vallahi sağ ol. Peki aşk doğru mu, onu öğrenseydik? Çok ihanet söz konusu ortada çünkü. Fakat herkes ikiliden bir açıklama bekliyordu. Malum anne ve babaları dünya dursu umurlarında olmayacakmış gibi bir profil çiziyorlardı. İkili zaman zaman yine birlikte görüntülenirken aldatılan eş Serpil Tosun manidar paylaşımlarla eski eşine sitem ediyordu. Beklenen oldu. İkilinin boşandığı haberleri geçtiğimiz gün magazin haber kaynaklarının manşetlerinde yer aldı. İnternet çalkalandı. Sıcağı sıcağına Kenan Tosun'un kızı güzel oyuncu Cansu Tosun'u yakalıyoruz. Yeni yıl için herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, en önemlisi sağlıklı yıllar diliyorum yani. İnşallah çok güzel bir yılımız olur hep beraber. Cansu Tosun bu konuların gelmesiyle birlikte bir haber bekliyormuşçasına etrafına bakındı. Yani gündemde çok önemli bir konu var. Gerçi siz açıklama yapmayı duymadınız ama mevzu bahis yani... Ay, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Etrafına bakındıktan sonra minik minik uzaklaştı ve bana benle ilgili soru sorun sloganını bir kez daha tekrarladı. Benimle ilgili bir konu değil bu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygımız sonsuz. Saygımız sonsuz anne babalarımıza, benim konum değil. Çok teşekkürler. Allem etti, kallem etti, boşattı ya adamı. Ya. Hiçbir şey olmamış gibi şu an yine el ele görüntüleniyorlar. Çocukları çok olgunlukla karşıladı bu durumu ama çok üzücü bir durum çünkü bir yuva yıkıldı bu durumdan sonra. Serenay Sarıkaya'nın cici babası oldu. Yani değer miydi ya 35 yıllık evliliği yıkmaya, bozmaya? Diyor ki Kenan Bey, bizim zaten diyor evliliğimiz iyi gitmiyordu diyor. Yani ama tamam yani dört duvar arasında ne yaşandığını kimse bilemez elbette ama yani belli bir yaştan sonra sen hep söylersin ya, alışkanlık oluyor, aşk bitiyor, kalmıyor evlilikler. Sen mi söylüyordun? Sen söylüyordun bunu. Evet yani tamam söylüyor. Ama yani herkesin evliliği mükemmel değil ki. Önemli olan sevgiyi, saygıyı, hayatı paylaşmayı, o yolu birlikte evlatlarla beraber yürüyebilmek, sağa sola sapmadan, yanlış yapmadan, toplum tarafından ayıplanmadan. Yani eş değiştir. Bu mudur yani? Bu mu? Çare bu mu? Bu değiştirdiğin eşle, neydi hanımın adı? Serpil Tosun'dan boşandı. Ümran Seyhan. Ümran Hanım'la bakalım ne kadar gidecek? Bunun garantisi var mı gideceğinin? Yani 35 sene bir evlilik yürütüyorsun. Bir hanımla 35 sene gidebiliyorsun ama olmadı diyorsun. İniyorsun arabadan, Ümran Hanım'ın arabasına biniyorsun. 6 aydır bu arada beraberlermiş. 3 ay diyorlar ama konuşurken 6 aydır. Hem komşusu hem hanımının da çok yakın arkadaş. Yani bize ters şeyler bunlar. Şimdi ya. Şimdi tabii ki ahlaki değerler, Türk aile yapısı, kuralları gereği, çocuklar, geçirilmiş yıllar, anılar ve maneviyat tabii ki bazı şeylere sabır göstermeyi ve aileye sahip çıkmayı gerektirir. Hele ki çok ciddi yaşları devirdiyseniz beraber, artık torun torbaya da karıştıysanız, evet, bazı duygulardan fedakarlık etmek gerektiği bize öğretildi. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü aşk dediğiniz ve insani güdülerin öyle kontrolsüz bir mekanizması var ki, fakat mekanizması olan bir şey var ki o da beyin. Evet. Yani o aşk devreye girdiğinde konumunuzu ve pozisyonunuzu biraz irdeleyip biraz böyle bir şeyleri daha normalleştirerek yapılması gereken duygular bunlar. Aynı evde kapı komşusu olup birbirinin evinde yatıp kalkıp yiyip içip ondan sonra 6 ayda bir kadının kocasını elinden alıyorsan, o adam da yan komşusuna bacısı, kız kardeşi, komşusu değil de bir kadın gözüyle bakıyorsa burada zaten anormal bir durum başlıyor. Evet. Zaten o evlilik bitsin. Serpil Hanım açısından bitsin. Çünkü burada Serpil Hanım o tarz duygudaki bir adamla beraber hayatına devam ederek zaten aslında mağdur kadın olmuş oluyor. Ama burada diyorum ya, gönül bu. Yapacak bir şey yok. O başkalarını üzmeden alınan karar. Başkalarını bir takım böyle dengelere oturtturarak yapılması gereken, kurgulanması gereken şeyler yapılsa yine eleştirilir mi? Eleştirilir. Gönül istemez. Ama anlaşılabilir en azından biraz. Bu kadar daha göz parmağım insanların gözünün içine bu kadar da popüler çocuklarınız varsa sokulması herkesi hiçe saymaya giriyor burada. Çoluğunu, çocuğunu, çocuğunun kariyerini, torununu, kendi kişiliğini, bana ne kardeşim, hiç kimseyi ilgilendirmez demek oluyor bu. Evet, kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez. Ama topluma sirayet edecek, toplumun ahlaki kurallarını sarsacak şeyler varsa burada sorumluluk da devreye girer. O yüzden aileden sorumlu devlet bakanlığı vardır mercilerde. Yani eski eşini düşürdüğü durum o kadar çirkin ki. Hani çocukları da geçtim. Herkesin eşi, dostu, eşrafı var. Gözüne sokaklarda aşk yaşadılar. Yani gizli saklı falan da sokaklarda değil. Sokaklarda, Şişli sokaklarında, yani, Nişantaşı sokaklarında. Neler diyorlardır kadına, neler söylüyorlardır. Geçen gün mesela... Sitem dolu paylaşımlar yapıyor. Belki gecelerce ağladı, o kadar üzüldü. Yalnız kaldı. Kenan Bey diyor ki bizim evliliğimiz zaten işte iyi değildi, bitmişti zaten. 3 yıldır bitmişti. Öyle olsa Kenan Bey, evliliğiniz bitmiş olsa aldattığın eşin, Allah'a havale ediyorum, onları der miydi hiç ya? Oh ne güzel gitti güle güle derdi ya. Allah'a havale ediyorum der miydi ya? Der miydi ya? Kadın acısına kadar büyük ki yani. Geçen gün yine böyle Nişantaşı, Şişli mi ne, orada bir görüntüleniyorlar. Kenan Bey biraz mahcup ve çekilmek istemiyor. Ümran Hanım'sa gelsene buraya diyor. Yani bizim utanılacak neyimiz var diyor. Ya çok özür dilerim ama yani burada Ümran Hanım'ın tutumunu çok yüzsüzce buluyorum. Duygulara saygım var. Aşka sonsuz saygım var. Yaş kaç olursa olsun. İsteyen, istediğini kimseyi üzmeden elbette ki yaşasın. Ama kardeşim biraz da çocuklarınızın kariyerine, o size çevrilen kameraların ardından sizi izleyecek olan ve sizinle ilgili bazı kararlara varacak insanlara biraz saygınız olsun. Ya adam erkek haliyle utanıyor, çekiniyor. Belli ki bir mahcubiyet yaşıyor. Çünkü yıllardır ailesi, karısı ona eşlik etmiş, çocuklarına analık etmiş kadını bıraktı komşusu için. Canım. Adamda bir mahcubiyet var her ne kadar heyecan duyuyor da olsa. Fakat kadın gelsene buraya diyor ya. Utanılacak bir şeyimiz yok bizim diyor. Gel buraya diyor. Ya evlilik birliğini bitir, ondan sonra ne yapıyorsan yap. Sokaklarda mı yapıyorsun, evde mi görüşüyorsun, ne yapıyorsan yap. Ya bir süre... Eşini sana tercih ediyorsun. Yarın bir gün başka bir kadını bulacak. Sana da yol verecek yani. Bu senaryo değişmez. Şimdi bir süre sonra en azından şu ikiliyi atıyorum 3-5 sene sonra görmüş olsaydık konuşulurdu yine. Ama bu kadar tepki çekilmezdi. Evet. Bir kadının kalbi kanarken Sen böyle el ele görüntü veriyorsan, yan yana bu mutluluk görüntüsünü veriyorsan, sen çocuğunun annesini hiçe sayıyorsun. Sofrasına oturduğun kadını hiçe sayıyorsun. Ümran o kadının Hanım, sen sofrasında oturdun ya. Yahu Ümran Hanım burada bence daha çok, Kenan Bey'den çok daha fazla kabahatli ya. Kadın kadına bu kadar kötülük yapar mı? Yani evet, sen nasıl bu kadına 35 yıl bu adamla evli ve alıyorsun adamı karısının yanından, bir de caddelerde İstanbul'un göbeğinde onunla dolaşabiliyorsun. Yani bu ne? Ne tuhaf bir şeydir, ne tuhaf duygudur, nedir bu ya? Acaba Serenay Sarıkaya'da mı böyle? Acaba Serenay anasının kızı mı gerçekten şey olarak da, yani karakter olarak da, yapı olarak da bu kadar duygusuz mu? Genlerden geçer çünkü. Biz Serenay Sarıkaya'yı alkışlıyoruz, beğeniyoruz, hanımcık diyoruz, iyiliksever falan diyoruz ama acaba onda da mı böyle bir ruh hali var? O zaman tehlikeli. Yani ben o zaman ben Serenay Sarıkaya'yı beğenmem, sevmem. Benim onun görüşüm değişir. Şöyle, anasının yüzünden. Serenay Sarıkaya'nın çok uzun yıllardır tanınan kariyeriyle beraber popüler ve star kimliğinin getirdiği elbette ki magazine yansıyan ilişkileri vesaire oldu ama ben bu annesi gibi o güzelliğine, o gençliğine hiç bu şekilde bir yansımasını, hiç bu şekilde belli kitleleri hiçe saydığı bir üslubunu görmedim. Yine de her şeye rağmen, ki kendisi yeni jenerasyon olmasına rağmen, ben Serenay'ın hiç böyle saygısız, lakayt ve umursamaz bir tavrını görmedim. Teşekkür etti, bindi arabasına. Bu konuyla ilgili de benim konuşmam doğru olmaz dedi. Tavrından bahsediyorum. Çünkü önemli olan burada seyirciye yansıyan tavırdır. Burada Serenay'ın tavrını... Agresifti arabaya binerken soruya. Bu soruya cevap verirken... Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim annem böyle bir şey yapsa var ya... Çok agresifti. Yani gerçekten çok farklı olabilirdi benim anne kız ilişkim. Ne mesela? Büyük bir tepki koyardım. Yani büyük tepki koyardım. Beni bu kadar hiçe saymasını... Komşumuz dediğimiz işte yeri geldiği zaman Serpil teyze dediğim kadının kocasını alan bir annem de olsa hiçbir zaman ben objektif olmayı elden bırakmazdım yani. Benim babam yapsa ben hayatta affetmezdim. Ömrümün sonuna kadar affetmezdim. Bak. Anneme onu yaşattı. Ben onun için Serenay Sarıkaya'yı o bakımdan anlayamıyorum yani. Normalmiş gibi karşılıyor. Ya Cici Baba ya. Cici Baba ama bazı şeyler bence çok normalleşti işte. Burada bir sıkıntı var yani. Hani göze soka soka yapılıyor artık. Normalleştirilmeye çalışılıyor. Bundan bahsediyoruz aslında. Serenay Sarıkaya, kimse kimsenin ahlak bekçisi değil. Ama bu da normal değil yani. Bunu da söylememiz lazım. Serenay Sarıkaya bu ilişkinin başında farkına vardığı zaman ilk annesi ona zaten belli etmiştir. Karşı çıksaydı bu ilişki bu hale gelmezdi. Boşanmazdı bu çift. Bu böyle olmazdı, olamazdı. Orada var olamazdı ya, öyle bir fütursuzluk var ki onlar her şeyi göze almış. Sonuçta sadece Serenay değil ki, Cansu Tosun var, damadı var adamın. Üzgün, Cansu çok üzgün. Baksana kaçtı soruyu duyunca, utandı, mahcup oldu. Cansu mahcup. Cansu babasının yaptığını tamam, babası olduğu için bir şey demiyor ama. Ailelerimize saygı duyuyoruz. Öyle diyor tabii, öyle diyor ama yani. Olgun. Ama yapmacık buluyorum. Cansu mahcup burada bence. Mahcup olmasa zaten soruyu geleceğini anlayınca kaçmaya başladı, kaçtı. Ama Serenay mahcup değil, asla değil. Yok ya, Serenay niye mahcup olsun ki? Ayıbı yapan annesi yani. Serenay niye mahcup olsun burada? Şimdi sonuçta bu ilişkiyi biz yeni öğrendik de. Ben olsam yerin dibine geçerim annem böyle bir şey yapsa ya. Biz yeni öğrendik. Çocuklar bilmiyor muydu zannediyorsunuz? Hele Serenay. Anne kız ilişkilerini onların biliyorsunuz değil mi? Bilmez olur mu ya? Belki daha uzun zamandır devam ediyordu bu ilişki. Ama biz son zamanlarda Serenay ile annesini de çok yan yana görmüyoruz. Belki aralarında da bir sıkıntı vardır. Göremiyorsun çünkü beyefendiden fırsat kalmıyor. Kenan Tosun'la yan yana olmaktan. Şöyle bu konuyu toparlayacak olursak eğer, aşka saygımız var. Bir insan anne oldu, baba oldu, anneanne oldu, babaanne oldu diye elbette ki hayatı küsüp eline çekip böyle ununa eleyip asmasın. Hayatı yaşasın elbette ki. Aşk ölene kadar yaşansın. Ama kimseyi üzmeden. Aşk böyle bir şey değil yani. Aşk başkasını üzmek değil. Evdekiyle yaşansın. Peki. Allah'ın verdiğiyle, layık gördüğüyle yaşansın aşk. Ay seni kızı boncalara sokalım diziye. Tatlı Ses ailesinde